Sevgili hocam. Mustafa Can. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyiz Allah'a şükür. Sen nasılsın? Yani 150. programı geçmiş olmamıza rağmen hala açılış yapamayan bir adam olarak açılış yapma gerginliği içerisindeyim. Burayı bence kalıp çekelim her bölümün başına. Şeyi kullanalım yani aynı. İstiyorsan bir sonraki bölümde çok medyatik bir açılışla gelebilirim sana yani. Mesela? Nasıl? Mesela merhaba diyorsun ya bana. Aha. Ona böyle bir cevap veririm ki gündem oluruz yani. Denemekte fayda var. Ben de belki yeni bir şey öğrenirim. Bir, şey bir düşün bence. Sevgili hocam, bir sürü dijital medyanın içerisinde de özellikle televizyon tarafında da bir sürü insan görüyoruz. Her şeyi bilen. Bence bunlardan bir tanesi de sen misin gibi görünüyor. Azıcık gıcık bir soru soracağım sana şeyle alakalı. Yani lan konuşuyoruz bak baktım soru yorumlara 500'e yakın soru yorum çekmişiz. Her şeyi sormuşuz sana yani. Kedinin bıyıkları niye uzundadı? İşte beyin mi şöyle oluyor mu? Dişi, erkek, pilav bilmem ne falan derken gidiyor. Bu insanlar bu kadar çok şeyi nasıl biliyor? Yani bu çok tuhaf yani. Diyetisyene bakıyorsun hayatla alakalı neredeyse göçmenlerle ilgili de konuşacak. İşte başka bir adama bakıyorsun siyasetçi ya da işte ne bileyim uluslararası ilişkiler konusu. Hayatla ilgili her şeyle alakalı bir kanaati ya da bir biçimi var. Herkes her şeyi biliyor ve çok emin. Hani bildiğin şey konusunda. Bu yani tuhaf bir fotoğraf ve bunun içerisine yani hani olduğumuz yerden bakınca sen de giriyormuşsun gibi görünüyor. Evet öyle bir hakikaten sepet koyarsan ben de girerim o zaman. Yani bir şeyin içerisinde. Evet bu insanlar hatta Sinan Canan bu kadar çok şeyi nasıl biliyor? O insanların hepsi adına konuşamayacağım yani. Şöyle söyleyeyim. Şimdi insan daha önce burada tam bu masada bir şey konuşmuştuk. İnançlar ve bilgi meselesini konuşmuştuk biraz. İnsanın bir açıklama ihtiyacı olduğundan dem vurmuştuk. Çünkü akıl diye bir melekesi vardı. Böyle sebepsiz bir bilgiyi kafada tutamıyor. Onu bir yere bağlaması lazım. Dolayısıyla her şeyi de bilemeyeceğimiz için zihnimiz otomatik pilotta evrimsel yapısı gereği araları inançlarla dolduruyordu. Ve biz derin düşünmediğimiz sürece özellikle kahvede otururken, okey oynarken, işte ekonomik durumdan Rusya'daki savaşı falan hikayelerin herhangi biri geçtiğinde ani olarak fikir serdedebiliyoruz. Çünkü böyle lök diye kalmak hoş bir şey değil. Bu lök diye kalmayalım diye de içerideki mekanizma. Abi ona bağlı yardırgit işte. Zaten burada seni kınayacak kimse yok. Konuş, yuvarla gidelim tarzında bir mekanizma çalışıyor gibi içeride. Şimdi bu hepimizde, bende de, sende de, herkes de var. Ve dolayısıyla kısıtlayıcı bir durum olmadığında, karşında böyle tırstığın bir otorite falan da yoksa, senin üzerine yaptırım uygulayabilecek herhangi bir güç de yoksa, ve özellikle de konuştuğun şeyler sana bir paye, artı, kar bir şey getiriyorsa, bu durumda her konuyla ilgili konuşabilirsin. Yani insan zihninin böyle bir üretkenliği var. Mesela uzunca bir süre düz dünya videolarına sarmıştım ben. Uzunca bir süre izledim yani. Ya lan acaba mı dedim ya. Yani tamam yuvarlak ama yani öbürünü de bir dikkate almak lazım. Bu kadar çok argüman üretebilmek yani insan zihninin bu bilgi ve inanç ikilemiyle alakalı bir şey. Biz bunu hepimiz çok yapıyoruz. Bu durumda tabii aklımıza şöyle bir soru geliyor ya da internetten böyle sorular geliyor. Hocam onu da diyorlar, bunu da diyorlar. Biz kime inanacağız? Yani bunun arasındaki ayrımı nasıl yapacağız? Şimdi aslında uzunca bir süredir benim de kafada uğraştığım bu. İlk daha Açık Beyin kurulurken ilk yaptığımız kampanya bizim bilmiyorum cümlesinin promosyonuyla alakalıydı. Çünkü bilmiyorum diyebilen insan öğrenmeye devam edebildiği için, biliyorum diyen insan da o zamanda donduğu için, zihni artık çalışmadığı için biraz bunu hatırlatmaya çalışıyorduk. Şimdi ben şimdiye kadar konuştuğum bütün konularda tam olarak bilgi sahibi olmadığım için araştırmaya devam ettiğim konu başlıkları hakkında konuştum. Mesela genellikle beyin hakkında konuşuluyor. İşte bana öyle sorular geliyor. Merak ettiğim için araştırıyorum ve devşirdiğim bir şeyleri topluyorum ve en uzun da hiç bilmediğim konular hakkında konuşuyorum. Çünkü orada eğitimli tahmin diye bir şey yapıp insanlara bir hani bu nörobilim konusunda nasıl düşünebilirizin bir yöntemini vermeye çalışıyorum. Büyük yargılar koymaktan, sonuçlar ortaya koymaktan olabildiğince kaçınıyorum. Çünkü hani böyledir dediğimde 3 ay sonra rezil olacağım onun farkındayım. Yani bir şey çıkacak bilimde ve darmadağın edecek. Dolayısıyla yorumu açık, ucu açık bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. Öte yandan mesela televizyon programlarına beraber katıldığımız bazı arkadaşlarımız dahil. Mesela insan vücudu hakkında yani hepimizin fiziksel olarak görüp tanıyabileceği, kısa bir eğitimle temel bilgisine sahip olabileceği bir şey hakkında öyle büyük laflar ediyorlar ki, öyle zön diye bir şey söylüyorlar ki ben bir fizyolog olarak kanım donuyor ve konuşamıyorum. Yani
Onun nasıl söylediği konusunda hiçbir fikrim yok. İsim vermeyeceğim, verirsem büyük kavga çıkar. Yani çoğu da arkadaşım, dostum, tanıyorum. İnsan bedeni, fizyolojisi, sağlığı, psikolojisi, ruhsal durumu, inançları, şusu busu konusunda o kadar kendinden emin ve lök 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 bir şeyler söylüyor ki. Ve söylediği şeyler, eğer dinlemeyi bilirsen, mesela benim ve benim gibi birkaç kişinin söylediğinden kategorik olarak çok farklı. Düşünceyi kapatıcı ve cevap verici bir tarzda konuşuyor insanların çoğu. Bu böyledir diyor. Niye öyle diyor? Dinleyen birçok kişi şöyle dinliyor. Ya bir formül verse de ben yürüsem gitsem, bu ihtiyacımı tamamlayıp bir daha da bunun üzerine düşünmesem. Bu konuların cazibesi çok fazla olduğu için ufak basit bir formülü yakalayan herkesin konuşabildiği bir yerdeyiz. Onda hiç sıkıntı yok. Ben bu vesileyle, hani sen bu konuyu açtığın için, bugün belki bununla ilgili bir ölçü önerebilirim. Yani dinlediğimiz bir insan göbekten üfürüyor mu? Bizi yönlendiriyor mu? Yoksa gerçekten bize düşünmeye yol mu açıyor? Şimdi benim birinci kıstasım yaklaşık 10 yıldan beri şu. Çok büyük sorulara kesin cevabı olan adamla ilişimi keserim. Mesela bu birinci kriterimdir. Ölümden sonraki hayat, Allah nasıl bir şeydir? İşte en sağlıklı nasıl yaşanır? Bilmem ne konusunda. Çok basit abi, şöyle şöyle diyen bir adamın düşünce melekesi iyidiş olmuştur, bitmiştir o. Dolayısıyla bana verebileceği bir şey yoktur. Çünkü benim arayışım büyük sorularıma birinin cevap vermesi değil, büyük sorularımı araştırmak için bana araç sunabilmesidir. Ben kendim araştırmak zorundayım büyük soruların cevaplarını. Mesela sağlık konusunda. Daha işte geçenlerde Twitter'da bir muhabbette yazmıştım. Yani işte din konusunda bir fikir geliştirmek için ilahiyatçı kadar din bilmek gerektiğini iddia etmek, sağlıklı yaşamak için tıp tahsili yapmak gerektiğini anlatmak kadar boş bir şey yani. Şimdi sağlık herkesin işi ve öyle de bir şey ki senin sağlık kriterlerin bana oturmaz. Yani benim kendi özel durumuma göre bir sürü taktik geliştirmem gerekir. Bunun için de ne lazım? Olabildiğince bana araç kutusu sunacak, düşünme aracı sunacak, yeni kapılar açacak muhabbetlere, yöntemlere, bakış açılarına ihtiyacım var. Ama birisi gelip de günde 3 kez şu sudan iç, bilmem ne süper olursun dediği zaman ben ne oluyor? Rahatlıyorum. Niye? Düşünmeme gerek kalmıyor, mesai yapmama gerek kalmıyor. Haber siteleri, iki grup haberi sürekli öne çıkarıyorlar. Biri işte erotik tarz haberler, frikik verdi yürekleri hoplattı. Çok tıklanıyor çünkü. Ama hemen hemen aynı düzeyde tıklanan bir başka haber grubu, Zerdeçal'ın mucizevi 10 özelliği. Herkes tık oraya basıyor. Değil mi? Zerdeçal evde var, anam mucize de var. O zaman niye yapmıyoruz? Yani Zerdeçal'ı açıp bakalım, bilmem neye dökünce işte 10 erkek gücüne ulaşıyormuşum falan gibi bir hikaye. Öyle bir şey yok bu arada, örnek olarak verdim. Şimdi gidip millet evde Zerdeçal basmaya başlayabilirim. Biz son derece karmaşık bir hayatta rahatlamaya çalışıyoruz. Mesela inançlar genellikle Dücane söylüyor ya, inançlar buna yarıyor. Bizi rahatlatıyor, açıklıyor. İşte o diyor ki ısıtır inançlar diyor. Şimdi bilgi ise aydınlatıyor. Aydınlık ne yapar? Feneri tuttuğun zaman bir yol görürsün ama gitmen lazım. Yani orada bir yol çıkar ortaya. Senin yürümen gerekir. Ve çoğu insan beli ağrıyor. Ben diyor yürütme diyor. Bana diyor bir şey söyle, ben burada battaniyeye sarınıp oturayım. Şimdi biz dinleyici olarak, bu arada konuşanlara hiçbir lafım yok. Demokrasi var, herkes konuşsun. Ama dinleyicilerin bir yöntemle donanması lazım. Birincisi, karşıda konuşan insan kendi alana giren bir konuyla ilgili ne kadar bilmiyorum diyor. Mesela bir bula baksınlar, bir bilmiyorumları ceplerine bir koysunlar. Sayabilirler yani hangi konuda bilmiyorum dedim. İki, çok büyük sorulara direkt cevap veriyor mu vermiyor mu buna baksınlar. Eğer gerçekten bilgelikle malumat furuşluğu ayırmak istiyorlarsa. Şimdi bilgelik çok sık bilmiyoruma ve çok sık olarak da bu konuya kimse cevap veremez'e başvurmak zorunda. Kategorik olarak neyin yanıtlanabilir, neyin yanıtlanamaz olduğunu bilmekle başlar zaten bilgelik. Eğer biz bu basit iki kıstasla dinlemeye başlarsak, bir anda umuyorum ki ben o sepetten çıkacağım. Çünkü söylememde en çok dikkat etmeye çalıştığım şey bu. İnsan mesela işte son birkaç zamandır özellikle Twitter'da şöyle bir durum oluyor. Ya bu herif nörobilimci niye dinle Allah kitapla ilgili konuşup duruyor? Şimdi konuyu aradan giriyorlar genellikle ve benim cevap vermeye çalıştığımı göremiyorlar. Sanıyorlar ki ben bir şey vaaz ediyorum. Çünkü alışmışlar. Allah diyen herkes birine din anlatıyor aslında. Böyle olacaksın kardeşim falan diye. Direkt mesaj aldığı için herkes. Bir ben alamadım.
Böyle bir şey vaaz ediyor. İnsanlar da ona alışmışlar. Yani dinle ilgili bir şey konuşunca bu bana bir şey dayatıyor gibi. Halbuki orada olan esas muhabbet, senelerdir de bu böyledir, hiç değişmedi. Ben bilimle ilgili bir şey anlatıyorum. Zıpırın biri çıkıyor karşıma, diyor ki din de öyle değil. Güzel kardeşim, o dini ben de biliyorum. Senin zannettiğin gibi değil. Ona cevap vermeye çalışırken benim kendi gerekçelerim var. Çünkü çalıştığım bir alan var. Orada bir kelime haznen var, bir şeyin var. Bir şey anlatıyorsun, öbürü muhabbet aradan geliyor. Aa, ilahiyatçı bilmem ne anlatıyor diyor. Tamam, ilahiyatçı Allah kitap diyor diyor. Sen de o zaman bu konuda uzman falan gibi saçma sapan bir yere gidiyor mesela. Halbuki konunun bütünlüğüne baktığınız zaman benim savaştığım şey ve benim gibi birçok insanın da savaştığı şey bize gelen fikri itirazlara kardeş orası senin alanın değil, az bir dur. Bu alanın böyle bir bilgisi var diye anlatmaya çalışmak. Şimdi bunu ayırt edebilmek evdeki standart dinleyici bilgi tüketicisi için kolay bir şey değil. Zamanında benim için de değildi. Ben o yüzden sürekli sesi yüksek çıkanı haklı zannedenlerdendim önceden. Çok laf yetiştiren, laf sokan olan herif tamam falan. Halbuki onların tribünlere oynadığınız zaman içerisinde fark ediyorsun. Herkes sorulduğunda her şeyi bilebilir. Buna hiçbir engel yok. Ama gerçekten bilgi karşı tarafa aktarıldı. Gerçek bizim işimize yarayan bilgi karşı tarafa aktarıldığında onun sorusunu ve cevap bulma azmini arttıran şeye denir. Öyle denmelidir. Eğer bir insandan bir şey duyduğunuzda oh rahatlayıp işte podcast'ı YouTube izledin. Abi tamam ya buymuş. Kapattıysan zararlı bir şey izledin. Yani pornografi gibi bir şey o. Kötü. Sana zarar veriyor. Beyninin çalışmasını engelliyor. Ama birisi bir şey söylüyorsa ve duyduğun zaman seni sinirlendiriyorsa, ezberini bozuyorsa, ne diyor lan bu dedirttiriyorsa orada işe yarar bir şey ya var. Da o zaman bu nasıl olacak? Mesela bu neyle ilgili diye ikinci, üçüncü soru oluşturuyorsa. Mesela şimdi Twitter'da diyorlar ki hocam bunlara cevap verme. Olur mu? Şimdi ben bir provokasyon atıyorum ortaya bir şey ya adam okuyor. Gaza geliyor. O zaman bu ne? İşte tam benlik soru. O zaman bu ne? Benim cevap vermek zorunda olduğum bir şey değil. Onun o soruyu sorması tam benlik bir şey. Demek ki oturduğu koltukta bir şey battı o sırada ona. Ben görevimi tamamladım abi. Ondan sonra o arkadaşım, o kişi bu soruyu cevaplayamadı lavuk, bak sesi çıkmadı mesabesinde bırakıyorsa vermeyince mabut neylesin Sultan Mahmut. O soruyu araştırmaya gidiyorsa ben görevimi, vesilelik görevimi hakkıyla yerine getirmişim demektir. Provokatif konularda istişare edebilirsin, tartışabilirsin, konuşabilirsin. Ama büyük konularda diyeyim daha doğrusu provokatif değil de. Ama büyük konularda birisi devamlı ya böyledir kardeşim işte bunu bilmeyecek ne var diye kapatıyorsa oradan kaçarak uzaklaşın. Ve konunun sünmesi ve uzaması gerekiyor büyük sorularla ilgili konuşurken. Yani hayatın amacı nedir? Buna çıkıp bir tane dangalak şöyledir diyorsa dangalak ismini çok güzel hak ediyordur. Onu ona rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Ama mesela ben çıkıp hayatın anlamı konusunda ben çok konuşuyorum. Diyorum ki insanın anlama ihtiyacı var. Ateist de olsan, mecusi de olsan, bebek de olsan, erişkin de olsan anlam ihtiyacım var. Çünkü bağlam. Şimdi mesela bu bir yargı değil ki. Bu bir gerçek. Yani bakınca herkesin, her yaşta insanın net deneyimleyebileceği bir mesele. Diyor ki çıkmış hayatın anlamını anlatıyor. Ne anlattığımı duyamayacak kadar anlam anlatanları dinlemiş çünkü. Ona anlam dayatmaya çalışanların hasarını yemiş hayatı boyunca. Dolayısıyla söylediğin şey bana çok gelen ifadelerden bir tanesi. Bilmiyorum oradan mı alıp söyledin yoksa bugün bana gıcık mısın onu da bilemem ama doğru. Öyle bakınca herkes, bütün konuşanlar o sepette gibi gözüküyor. Ama bazı konuşanlar var ki ben inşallah onlardan olmaya çalışıyorum. Sana verdiği cevaptan daha çok fazla sorunun kapısını açıyor. Seni rahatsız ediyor. Seni bir şeylere dönüştürme yolunda bir fırsatlar dizisiyle karşılaştırıyor. Ali Şeriat'ı demiş ya sizi rahatsız etmeye geldim diye. Mesela çok küçükken duydum ve çok hoşuma gitti. Ve o kadar şefkatli bir laf ki bence sizi rahatsız etmeye geldim. Çünkü yıllardır anlattığım konfor seni çürütür hikayesi buraya dayanıyor. Çürümesinler diye rahatsız etmeye geldim. Et yanmasın diye mangalda ters çevrilir. Yani onun rahatını bozmak için değil. Onun belli bir pişkinliğe gelmesin ya arada bir çevirmen lazım ya. İnsan da böyle. Beni çok şükür çok rahatsız eden var. Hepsine minnettarım. Beni harekete geçiriyorlar. Daha fazla şey öğrenmemi sağlıyorlar. Ama benim de esas olarak yani bu bir savunu gibi olmadı değil mi? Çünkü yok. Savunulacak bir durum ya, değil ama başka kategorik bir olarak bir araç anlatmaya çalışıyorum. Başka bir yerden daha yaklaşayım. Şu çatışma ya da çelişki mevzusu.
bizim bir şeyi anlıyor. Yani çok ana dinamik ya bu, ana enerji. Çatışma ya da çelişkilerin üzerinden gidiyor. Hayatta çelişkiler yaşıyoruz, çatışmalar yaşıyoruz. Bu bize sorular. Sorular cevapmış gibi görünen başka alanlar ve bunlar bize yeni sorular oluşturuyor. Böyle bir devamlılığı var kendi içinde. Şimdi anlattığın hikayenin de bir sürü yeri kendi içinde çatışma barındırıyor. Toplumun statik ve yavaş değişim olduğu yerlerde, bütüncül olduğu yerlerde çatışma çok besleyici bir şey. Düzgün, denetimli, sağlıklı bir çatışma herkesi rahatsız, ilginç buluyorsun ve o onu arttırıyor. Fakat Türkiye gibi tüm dokusunu çatışma ve ayrışma son 20 yıl, 25 yıl hani böyle. Onun öncesinde de bir sürü çatışma yani politik ya da sosyokültürel çatışmayı barındırıyor içerisinde. Çatışmadan almış toplumlarda. Mesela biz Açık Beyin'de buna çok başta karar vermiştik. Çatışmasız, uzlaşmaya dayalı bir dil kullanalım. Farklılaşmak için. Yoksa hani masadayken ben bilerek hani burada böyle kullandım. Hocam sana da böyle şey diyorlar, malumat fırışçı diyorlar falan. Bakalım ne diyorlar sana bu. Şeyde hani bu çatışma oluşturan dillerden bir tanesi. Ya da mesela şeyi fark ettim, bunu kontrol ettim bu arada. Evrim din ilişkisindeki çatışma. Şimdi sen aslında bilimsel bir konudan bahsediyorsun. Bu bilimsel konunun birileri için çatışmaya dönüyor olmasını kim başlatmış? Yani burada evrim tarafı din yoktur arkadaşım böyle mi demiş, yoksa bunun dini anlam tarafı arkadaşım bu böyle bir bilgi olamaz bize karşıdır mı demişe baktığımda daha çok şeymiş gibi görünüyor. Yani inanan bir tarafın kendini tehdit altında hissetmesi ve bunu çoğunlukla popüler bir kültürü oluşturabilmek bazı bilginin yayılması için bilinçli yapıldığını da fark ediyorum. Ama şimdi bu çatışmanın halinin kendisi çok bu dönemde çok elzem bir bilgi olan evrimsel bakış açısını ya da yöntemi. Biyolojik tarafıyla ilgili söylemiyorum. Yani evrim sosyolojik bir konuyu konuşuyorken de ana dokulardan, yöntemlerden bir tanesi. Bunu duymanı, görmeni engelliyorsa artık bu şimdi tuhaf bir hal doğuruyor ya kendi içerisinde. Şimdi anlattığın öyküde de senin yaşadığın çatışma ya da birinin sana karşı sağırlaşmasının zemini bu. Yoksa ben arka tarafta şeyi biliyorum. Sen neuroscience, evrim ve temel kadim bilgiler mekaniği dışında hiçbir şeyi masada kullanmıyorsun ki. Yani seni bazen işte siyaseti... Ama şirket toplantısında ben öyleyim. Buna evet yani hani seni dönem dönem bazen işte sosyolojik konularda, siyasi konularda falan masaya getirmeye çalıştığında sen yine orada kenardan dolanıp... Hani hemen romantikleşiyorum. Yani ya neuroscience'dan bakıyorsun ya biyolojiden bakıyorsun. Yani hakim olduğun konuyla beraber bir şey taşıyorsun. Sadece buna hakim olmaya çalıştım. Yani en azından üzerinde ödev yaptım. Evet, ödev yaptım. Yani hani burası önemli. O kas geliştiriyoruz bazı şeylere bakmayla ilgili. Şimdi bu alanda iki türlü tarafı var. Bir, televizyonda konuşan insanların ya da YouTube'da konuşan insanların önemli bir bölümünde bu yeni dönemi kanaat önderlerine açlığımızdan kaynaklı. Abi bunu biliyorsun, o zaman bunu da bilirsin. O zaman bunu ne yapacağız? O zaman bunu ne yapacağız? Ben karımdan ayrılıyorum. Şimdi ne diyeceğine kadar gidiyor mevzu. Ağaçtan ya, düşeceğimi bilirsin, sen her şeyi de bilirsin. Bilirsin. Yani hani böyle devam eden bir şey doğuruyor. Buna zihinsel olarak hazırlıklı değilsek, duygusal olarak, bedensel olarak hazırlıklı değilsek, ister istemez biz de o gelen, hacmi genişleyen egoya karşılık, o zaman sen öyle yap, sen de böyle yap, boş alan karıyı falan diye aynen bir şeye dönüyor mevzu. Ve bu çok sık rastladığımız bir konu. Ben o riskli alanı evet hissettim yani. Bir dönem gaza geliyorsun gerçekten. Geliyorsun. Zaten falan. O yüzden bunun en başına bilmiyorumu koymak çok lezzetli ya da çok güzel. Ama benim arada ayırt ettiğim bir şey var, altını çizmek istiyorum. Çok değerli bulduğum bir şey. Bize gelen yorumların önemli bir kısmındaki soru. Hepimizin mutlak bilmeye ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Bunun mümkün olmadığını, yani biz şu anda uçmak istiyorum gibi bir talep olduğunu, mutlak bilme diye bir şeyi tarif edemeyeceğimizi kabullenmek tuhaf bir gerçeklik sınırı. Yani hiçbir şeyin mutlak, keskin ve tüm geniş zamana yaygın bir karşılığı yok. Bilmeler hep geçici. Mutlak olan tek bir şey var. Ya soru sorabilirsin ya da inanabilirsin. Aynen öyle. Şimdi demin anlattığın o evrim konusuyla ilgili bu tartışmayı kim başlatmış sorusu var ya, aklıma çok canlı bir manzara getirdi. Ben Etlik'te büyüdüm, Ankara'da. Orada günde 4 kere falan gördüğümüz bir çok vaka yadiyeden bir durum var. Biz genellikle kavga sevmeyen birkaç tane pısırık mahalle olan olarak bir köşede oturarak bunları dışarıdan gözlemlerdik ama mesela sıklıkla şu olurdu. Bizim sokakta birileri tartışıyorlar. Mesela bağırıp çağırıp sorgulayan, henüz daha yumruk kavgaya geçmemiş bir durum düşün. Birisi öbürüne bağırıyor. Genellikle bağıran, hede hede yapan bizim mahalleden öbürü tanımadığımız biri oluyor. Sonra oradaki yüksek tansiyonu fark eden ve etraftan kopup gelen birkaç akıncı yiğit var.
Mesela sıklıkla şöyle bir şey oluyor. Adam yukarıdan koşarak geliyor. Biz konuyu önümüzde görüyoruz. Ya bir kız meselesi, ya bir şey konuşuyor. Yok işte kotumu sen aldın falan filan gibi bir hikaye. Yukarıdan koşup gelerek uçan tekmeyle tanımadık olana dalıyor mesela. Tamam mı? Vuruyor, kırıyor ve kavga başlıyor bir anda. Biraz sonra dövüyorlar çocuğu, haşet ediyorlar, gönderiyorlar neyse. Bayağı ciddi hasar da alabiliyor. Sonra dövdükten sonra şöyle bir şey fark ediyor. Meğersem mahalleli olanın kendisi, bizim mahalleden olan bir halt yemiş ve o çocuk aslında mağdur durumdaymış. Hiç nefes almadan dönüp öbürünü dövüyor. Şimdi biraz önce yaptığı hareket neydi? Bu bizim mahalleden, öbürü yabancı, dalalım. Standart primat. Öbürü, aha fark ettim gene dalmam gerekiyor. Aynı refleksin devamı. Şimdi tartışırken, konuşurken, mesela Twitter bunun yeri. Ben bir etlikli olarak hiç yabancı değilim Twitter'a. Ya biri giriyor. Mesela diyelim ki Atatürkçü Kemalist bir arkadaşımız girdi. İki kişinin muhabbetine rastlıyor. Birinin profil fotoğrafında Atatürk var ki otomatik onun tarafını tutuyor. Öbür tarafa başlıyor giydirmeye. Sonra bakıyor aslında kendi yanında durduğu adam tuhaf bir şey söylüyormuş. Hap öbürünün tarafına geçip ona giydirmeye başlıyor. Bana geliyor bir tanesi. Karşımda Allah kitap diyen biri var. O da kendi Müslüman olarak bildiği için. Onun yanında durup bana sallamaya başlıyor. Sonra diyor ki ya hocam aslında bu densizlere de laf anlatmak falan boşuna. Ya böyle garip bir durum var. İşte o bahsettiğin mutlak bilmenin mümkün olmadığını fark ettiğinde bir kere insana bir sükunet geliyor. Ben şahsen heyecanlı bir adamım. Yani büyüdüğüm yerle de alakalı olabilir. Ama bir 15 senedir falan en galiz konuları bile, hani bana böyle çok ruhen, zihnen dokunabilecek tartışmaları bile dakikalar hatta saatler ayırarak izlemeyi tercih ediyorum. Çünkü erken dönemde bir şey fark ettirdi hayatım bana. Bu dediğin şeyi. Abi kimse bir şey bilmiyor ki. Bak işte bu aralar popüler bir dizi, işte Boys diye bir dizi var. Geçen akşam onun bir bölümünü izliyorum. Kızcağızı sahneye çıkarıyorlar. Bir süper kahramanlarla ilgili bir dizi o. İşte bir Hristiyanlık propagandası yapılması, kilise propagandası yapılması gereken bir yerde kız bir metin okuyacak. Fakat kız onlara inanmıyor. Konuşurken bir anda duruyor. Ne yapıyorum ben ya falan filan diyor. Böyle kalabalıkta devamlı ah İsa bizi kurtaracak modunda kızdan güzel sözler beklerken kız bir anda prompter'ı bırakıp basit bir şey söylüyor. Yani hakikaten cevapları bilen yok, gözünüzü seveyim. Yani kandırıyorlar sizi, sizin üzerinizden rant devşiriyorlar diye. Böyle gayet samimane bir konuşmayla şeyden iniyor mesela kürsüden. Aslında bugünün bilgeliğinin bizi getirebileceği uç noktalardan birisi bence burası. O dediğin şey, bilme hali mümkün değil. Mesela bilirsin ki bu benim annem. Bunu bilmekte bir sakınca yok. Ama üzerinde ihtilaf olan konuları biliyormuş gibi yapan herkes zararda. Bunu fark etmek gerekiyor. Ve sıklıkla işte birileri kavga ederken eğer illa kavgada bir taraf tutacaksanız bunu bilemezsin diyenin tarafını tutun. Mesela bu çok iyi bir şey. Çünkü doğruya daha yakın olan o. Birisi diyorsa ki bu böyledir, bunu binlerce yıldır biz böyle biliyoruz, bize böyle öğretildi, böyledir, işte çok açıktır. Oradan uzak durun. Orada bir sıkıntı var. Orada bir mevzi savunma durumu var. Diğer tarafta ise bir yardım çağrısı var. Ve o mutlak bilgiye ulaşmak isteyen insanların çok önemli bir bölümünün de, hepsini kapsamasın ama yani bir kısmını dışarıda bırakalım, aslında ihtiyacının ya statü, ya güç, ya da parayla bir gerekçede bağı olduğunu da fark ediyoruz. Mutlak bilgi hep öyle bir şey. Aynen. Bilgiyi sınırlarıyla tanımlamışsa aslında bir tür çıkar ilişkisi var o bilgiyle. Tas tamam. Yani bir insan niye büyük soruların cevapları bende var desin? Yani bundan çıkarı ne olacak? Ben mesela sıklıkla cami hocalarının falan cesaretine hayranım. Yani ya da böyle işte din adamı tırnak içinde denendirdim. Ya adam Allah'tan öyle bir bahsediyor ki askerlik arkadaşı gibi. Yani her şeyini çözmüş mesela. Herif her şeyi biliyor. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Onsuz bakıyorsun. Yani hayatını 3 gün mercek altına al. Onu o kadar bilen adam öyle yaşayamaz ki. Ya burada devam bir böyle üzerinde yapışma duran bir yetkinin, bir konuşma alanının çok büyük etkisini görüyorsun. Yani aslında o kişinin üzerine de çok büyük bir yük bu. Ve mesela dinler böyle davranıyor da ideolojiler nasıl davranıyor? Hep aynı şey. Mesela benim yazık böyle juvenil Kemalist arkadaşlarım 6 ilkeyle dünyanın bütün sorunlarını çözeceğiz. Lan önce sen bir uygula 6 ilkeyi. Önce bir hayatına bir uygula neyse o. Hani çoğunun modasının dahi geçtiği bir dönemde bunların Yılmaz savunuculuğunu yapacak kadar hani rahatlık hissetme ihtiyacı olan kişiler olduğunu fark ediyorsun. Bir yere tutunuyorsun. Yani Almanya'da Hitler'in yazdığı hani parşömen olamayacak metin bile insanların fikir önderi olmuş bir dönem. Niye?
kesinlik ihtiyacın var. Yolunu görmeye ihtiyacın var. Bilme ihtiyacın var. Ama bu bilme ihtiyacını öğrenme açlığına dönüştürmeden de bu dünya yaşanır yer değil. Bir başkasının amaçlarına farkında olmadan alet oluyorsun ya da bir sürecin parçası oluyorsun. Bu bilme eyleminin hani üstünde biz bağlam bilgisi diye kullanıyoruz. Belki altında teknikler oluşturmak açısından. Bir de yöntem bilgisi diye de bir şey var. Mesela senin insanın fabrika ayarları bir yöntem bilgisi. Aslında evrim bir yöntem bilgisi. Kesinlikle. Evrimin iddiada bulunduğu şeyin ötesinde senin hayatı algılamayla alakalı yöntemler geliştirmeni söylüyor. Mesela sosyolojiye, yani az önceki söylediğimiz anlamlar ya da hikayeleri evrimsel olarak baktığımızda, bu arada Halikarnas Balıkçısı bunu Anadolu Efsaneleri diye bir kitapta yapmış. Anadolu'nun merkezi olarak dünya efsanelerinin tarihsel evrimini anlatmış. Yani hangi tür tanrının neye dönüştüğü, bir sonrasında inanılan tanrı, mitolojik tanrıların dilinin, tavrının neye değiştiği, hayretle bakıyorsun. Bu arada sponsorumuz, aradan lafını da söyleyelim, Storytel'de var. İki cilt. Şeyde. Sırada ben hala... Yani şu Halikarnas Balıkçısı ve Hakan Günday, yeri geldiği için söylüyorum ikisini de. Hak ettikleri övgüyü alamadıklarını düşünüyorum. Hakan Günday'ı yeni bir şeyle geldi. Hakan Günday'a dedi. Benim büyük kız hasta. Yani her kitabını bana bir ittirip duruyor. Ben daha henüz siftahım yok ama yapacağım, sözüm var. Yani dahasını da okudum, yeri geldi. Belki üzerine daha uzun başka bir yerde de konuşuruz daha ile alakalı. Çok değişik bir kafa ve yani mesela şey diye düşündüm. Bu niye bu kadar, hani bizim yazarımız olarak bu kadar belirgince bilmiyoruz falan, ya da ben mi bilmiyorum acaba falan diye de böyle bir endişeye düştüm. Yani ben de bilmiyorum. İki ettik. Dolayısıyla buradaki çoğunluğu oluşturuyoruz. Evet. Hakan Günday'ı da ciddiye almak gerekiyor. Aynısı Halikarnas Balıkçısı. Birazcık zamanı geçtiği için unuttuğumuz bir şey. Muhteşem zihinsel olarak ödev yapmış ve yaklaşmış Anadolu efsanelerine. Konuya tekrar geriye bağlıyorum. O Anadolu efsanelerindeki o hikayelerin nasıl evrimleştiğini anlayabilmek, bu konuya böyle bakıyor olmak, işte o küçük kesitlerin içerisinde o mitolojiye inanan ve onu mutlak zanneden insanların tuhaflığını anlamamıza yardımcı oluyor. Yani bunu ideolojik davran şeyle davran. Halbuki bakıyorsun ki 3000 yıllık bir öykünün kültüre göre, ihtiyaçlara göre değişen, evrimleşen yapı, evrimi yöntemi olarak bilmezsen, yöntemsel bir bilgiyi de bilmezsen, buradaki akışı, o bilgiyi mutlak zannediyorsun. Halbuki akan şeylerden bir tanesi. Yani bana yaptıklarını keşke herkese anlatabilsem ya, o konuyla uğraşmanın kazandırdığı şey, ama son olarak şunu bir daha hatırlatmam lazım. Herkes özgürleşmek istiyor. Özgürleşmek istemeyen yok. İnsan rahatlık açıklama arasa da aslında korkudan, endişeden özgürleşmek istiyor. O özgürleşmeye çalıştığımız zincirin bir tane kerpeteni var, bir tane keskisi var. Yani onu elinize aldığınız zaman çok halka da olsa kese kese gidiyorsunuz. O da nereden biliyorum sorusu. Ya ben bunu nereden biliyorum ben sorusunun öğrendim cevabı bunu gerçekten. %99 bilmiyorumdur. Sallıyorum, inanıyorum, zannediyorumdur. O halkaları ancak onunla kesebiliyorsun ve şüphenin bizi geliştirmesine, sorunun bize geliştirmesine izin vermedikçe köle olmaya, manipüle edilmeye ve kullanılmaya maalesef devam edeceğiz. Birileri de bundan iyi kâr ediyor bu arada, onu söyleyeyim. İyi kâr ediyor yani. Bağ toplumunda o bağlara çok zaruri ihtiyaç da vardı. Yani nereden biliyorumu sormadan... Eski toplumda, 2000'lerin öncesindeki toplumsal yapıda mecburen ihtiyaçtı. Çünkü o grup bizi koruyordu. Tabii. Yani Müslüman olmak, Türk olmak, Trabzonlu olmak, işte şu ailenin mensubu olmak bizi koruyor, ekonomimizi sağlıyor, eş bulmamızı sağlıyordu. Şimdi bu darmadağın dağıldı. Hepimiz 5 milyar, 6 milyar insan birbirimize aynı alanın içerisindeyiz. Artık o bağlar işlevli değil, kuru kuruya tutulma hali. Bu bilgilerin hangilerini bir araya getireceğim, hangilerini hangi zaman sıralamasıyla anlamlı hale, hikayeli hale dönüştüreceğim. Bu dönemin ana mevzularından bir tanesi. Ben senin hikayeleştirme becerini bunu arkandan söylüyorum, yüzüne karşı da söyleyeyim şeyde. Üslup burada çok belirleyici. Senin tuhaf bir merhamet dilin var kullandığın. O yüzden çok eğlenceli buluyorum buna yaklaşımı. Aynı zamanda lirik de yaklaşıyor. Her bir eğitimci için, her bir anlatan için, her bir tartışan için aslında, bir insanla konuşan herkes için ilk masaya koyması gereken duygunun şefkat olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz herkesin sizin gibi şefkate ihtiyacı var. Bunu unutmamak lazım. O şefkat ve merhamet dili olmadı mı neyi konuşursan konuş, beş para etmez yani. Değişik bir can canan oldu. Teşekkür ediyorum hocam. Bence de.